arkadaşlar. Merhaba. Bu hafta bahsedeceğimiz kitapları çok yakın bir tarihte okuduk. Hatta o kadar yakın ki bugün okuduk, bitirdik. Evet, o kadar hızlıyız. Aslında hızlı değiliz. Sadece bugün bitirdiğimiz kitaplardan bahsedeceğiz. Ama şunu da söylemeden geçmeyeceğiz. Biz işte yakın zamanda okuduklarım, işte şu zaman okudum, bunu bu ay bitirdim şeklinde videolar çekmeyi pek sevmiyoruz. O kalıpların dışında hareket ediyoruz. Daha doğrusu en çok sevmediğimiz şey daha spesifik olarak hani her ayın sonunda böyle rapor alır gibi. Aslında çok kötü bir şey değil ama şey, evet, bize itici geliyor. Hani Temmuz ayında okuduğumuz, Eylül'de okuduğumuz, Ağustos'ta okuduğumuz deyip böyle 30 tane kitabı çıkarmak. Çünkü yani kitap okumak öyle bir şey değil gibi geliyor bize. Kesinlikle. Çünkü bir an gelir mesela bir ay boyunca bazen hiç benim kitap okumadığım oluyor bazı sebeplerden dolayı. Bazı zaman geliyor bir tane okuyorum ama sağlam bir kitap okuyorum böyle düşüne düşüne. Evet. Ya da hani mesela benim evimdeki Şantaram gibi. Onu da birazdan bahsedeceğim. Ya da öyle bir zaman geliyor ki bir ay içinde 20 tane kitap, 30 tane kitap okuyabiliyorum. Aynen. Dolayısıyla o çok samimi gelmiyor. Her ay yani çıkarıp düzenli bu kadar kitabı her ay ben okuyorum demek ve çok samimi gelmiyor. Evet. Zaten biz okuduğumuz kitapları anlatıyoruz, tavsiye ediyoruz. Bir tane videomuz vardı. Okumadığımız, evet, kitapları çıkardık. Onu ancak tanıttık diyebiliriz. Evet yani. Onu belirtiyoruz. Bunu aldık, okumadık ama şöyle şu sebeple aldık deyip tanıtıyoruz o zaman. O videoda siz söyleyin biz okuyalım diye bir videoydu. Onun dışında zaten hep okuduklarımız etrafında dönüyor. Yani sadece belli bir konu, spesifik bir konu belirliyoruz. Yazar olur veya dönemle, evet, alakalı bir konu olup o dönem onunla ilgili okuduğumuz kitabı çıkarıyoruz. Birazcık karmaşık konuştum ama. Olsun, güzel, biz anladık. Ama sizden hani çok istediğiniz için dedik ki şu an elimizde ne varsa onu anlatalım. Ne okuduysak onu anlatalım derken elimize kitaplar aniden bugün biterdi. Zeynep, videoya geçelim hadi. Hazırlıkları bitirdim, hadi hadi. Ya tamam, çok az kaldı, çok heyecanlı. Şurasını okuyayım. İyi tamam, hadi. Sen gel otur. İyi hadi. Tarçın, hazır mısın? Biz Tarçın'la muhabbet edelim o sırada. Hadi ya. Ya, çok güzel kitaptı. Bu da güzel kitap. Bu akşam video yok belli ki. Neyse hadi kalk o zaman ya, yatalım. Ya uykum geldi. Ben burada yatacağım ya. İyi. Bizim planımız aslında şeydi, hani şu an okuyor olduklarımızdı. Kitapları bitirince bugün bitirdiklerimiz haline geldi. Aynen öyle. İki tane bilim kurgu kitabı okuduk, bitirdik. Bakalım hangi kitaplar, birazdan göreceğiz. Evet, benim bahsedeceğim kitap Kazuo Ishiguro'nun Clara ile Güneşi. Yeni kitabı, son kitabı biliyorsunuz. Evet. Ben şimdi bu kitabı Instagram'dan takip edenler varsa orada profilde şu aralar diye okuduğumuz kitapları güncelliyoruz. Bazen unutuyoruz aslında onun bir kitap orada aylarca takılı kalabiliyor. Evet ya. Bu arada da bir şeyler okuyoruz ama ben orayı değiştirmeyi unutuyorum. 3-4 gün önce falan değiştirip bunu yazmıştım oraya. Sana da sanıyorum seni anlatacağın kitabı yazmıştık. Yes. Ama ben o yazdığım gün bir 20 sayfa 30 sayfa yanlış olmasın okudum. Sonra araya başka şeyler girdi. Birkaç gün koşturmaca vardı, okuyamadık. Bir köşede kaldı. Ben de bu sabah açtım. Kitap arkadaşlar 262 sayfa. İşte 20 ya da 30 sayfa okumuştum. Bugün başladım ve bitirdim. Başladığım gibi bitirdim yani. Bugün başlayıp bugün bitirdi. Evet, yaz şöyle bir kitap yani o. Yanlış oldu ama olsun. Güzel bir kitaptı. Benim Saramaga'dan sonra en sevdiğim yazardır. Yazar olmaya doğru gidiyor daha doğrusu, öyle diyeyim. Özellikle beni asla bırakmayı okuduktan sonra ben iyice bağlanmıştım bu yazara. Çünkü hani o hikaye ve roman çeşitliliğini diyeyim, her konuda yazması beni etkilemişti. Beni, evet, asla bırakma zaten böyle tokat gibi vurdu. Bununla ilgili de şey bahsediyorlar. Hani o kitabı seven bu kitabı sever mutlaka diye. Özellikle onu merak etmiştim biraz da. Beni asla bırakmayı ben biliyorsunuz herkese böyle tavsiye ediyorum. Zülfikar'a da bulaştırmıştım. Kapağının kötülüğüne bakmayın, okuyun demiştim. Kesinlikle. Ona kıyasla bu da tabii ki bir bilim kurgu. Ama tabii bilim kurgu her zaman deriz öyle uzayda savaşların geçtiği kitaplar olmasına gerek aslında, yok. Aslında. Zaten çağımız bilim kurgu çağı, ben artık ona inanıyorum. Beni asla bırakma çok daha sert bir kitaptı, onu söyleyebilirim. Bu çok daha duygusal, daha yumuşak ilerleyen, daha duygulara hitap eden bir kitap olmuş. Önce negatif yönlerini söyleyeyim hemen başlamadan. Benim hani beğendim. Genel olarak çok beğendim. Hatta telefonda söyledim çok güzel çok güzel falan diye. Peş peşe. Telefon geliyordu, dur şimdi kapat diyordum çok heyecanlı yerinde. Evet ya. Genel olarak şimdi hikayenin geçtiği atmosferden bahsedersek birazcık havada kalmış hissi verdi. Çünkü hani bazı şeyler, bir ortamdan bahsediyoruz. İnsanların yaşadığı bir ortam, geldikleri durum ama ona neden gelmişler, nasıl bir dünyada yaşıyoruz tam çok fazla detay yok. Yani biraz o havada kalmış, birazcık hızlı geçilmiş gibi geldi.
Ve sonu aslında güzel bitti, bir sonu olması benim için yeterli. Çok ben şükür. Sonu olmayan kitapları sevmiyorum biliyorsunuz. Asla. Evet, bir sonumuz var ama bence birazcık aceleye getirilmiş mi desem ya da biraz daha farklı, daha güçlü de bir son olabilirdi diye düşünüyorum. Birazcık daha güzel olabilirdi yani sonu. Onlar biraz negatif yönleriyle. Onun dışında karakterlerde bir eksiklik, bir olmamışlık gelmedi bana. Bütün karakterler hani az geçsin ya da çok geçsin, hikayedeki rolü az olsun çok olsun, hepsi çok güzel işlenmişti. Çok hoşuma gitti. Onun dışında şimdi gelelim konuya. Biliyorsunuz yapay zeka konusu son zamanlarda bütün insanlığı böyle hepimizi evet. yoran bir konu. Burada da bir yapay zekadan bahsediyoruz. Yapay arkadaştan, bir yağdan. Kazuo Ishiguro dediği üzere. Ya evet, yağ diyorlar onlara. Yapay ya. Arkadaş diye geçiyor. Şimdi şöyle bir dönem düşünün, artık yapay zekalar robotlar halinde ve çok detay vermesi de ben bizler gibi gözüktüğünü düşünüyorum. Bir Fransız'a benziyor çünkü Clara. Öyle tarif ediliyor. Sanıyorum insan görünümüne çok yakın bir yapay arkadaş. Fransız. Şimdi şöyle bir durum var. Esas benim anladığım kadarıyla, yazarın bize verdiği kadarıyla atmosfer şöyle bir atmosfer. Artık teknoloji oldukça ilerlemiş. İnsanların mutsuzluğu benim gözüme çarptı. Genel olarak mutsuzlar. Hani çocuklar mutsuz, yalnızlar, aileler mutsuz. Ve o çocukların dadı diyebileceğimiz, tam karşılamaz ama sanki dadıymış gibi belli bir dönemde onları yapay arkadaş satın alıyorlar. Gidip bayağı mağazalardan seçiyorlar. Bundan. Evet, aynen öyle. Ve işte burada bir yapay arkadaşla bir kızın dostluğundan bahsediyoruz. Clara ve Josie, yanlış okumuyorsam. Şimdi ben bir kitabı hemen okur okumaz anlatmayı sevmem. Çünkü çok içime sindirmem gerekir. Heyecanlanırım. Daha 2 saat önce bitirdim çünkü kitabı. Üzerine evet. düşünemedim bile. Dolayısıyla birazcık eksik kalabilir. Bundan sonra anlattıklarım biraz spoiler olabilir. Şimdiden uyarıyorum. Çünkü ona göre. Daha dediğim gibi kendi kafamda oturtmadım ama bahsetmeyi de çok istedim kitaptan. Neden ve nasıl olduğunu bilmediğim, onu açıklamamış bize. Bir durum söz konusu. Yükseltilmiş insanlar ve yükseltilmemiş insanlar. Daha çocuk bazında anlatıyor. Çocuklar mevcut. Ama bu yükseltilmişliğinde bazı kelime direkt onu kullandığı için ben de öyle söylüyorum. Ne demek olduğunu gerçekten bilmiyorum. Anlatmamış. Yani güncellenmiş. Bu bir işlem gibi bir şey. Hissiyatına kapıldım. Çünkü bazı riskleri var anladığım kadarıyla. Seçebiliyorsunuz ya da seçemiyorsunuz. Bunu anlayan, üzerine düşünen varsa bana yorumlarda yazabilir. Evet. Josie bunu seçmiş, ailesi tarafından bu seçilmiş bir çocuk ve bunun risklerini de yaşıyor. Ne olduğunu söylemeyeyim ama bir çeşit hastalık diyelim. Onu yaşıyor. Anladığım kadarıyla böyle olmayanlar da var ama bu bir risk. Bir de arkadaşı var, Rick isimli. Ricky. O da bunu tercih etmemiş bir aile ama insanlar arasında gerçekten bir uçurum var. Bu yükseltilmiş insanlarla diğerleri arasında. İşte işlerini kaybedenler var. Ne bileyim, ekonomik şartları çok kötü olanlar var. Kötü yerlerde yaşayanlar var ama yükseltilmiş olanlar hep daha iyi. Kesinlikle. Dolayısıyla benim tüylerim biraz diken diken oldu. Şu yaşadığımız döneme çok benzettim. Bayağı. Seçimlerimizden dolayı elimizden alınan veya bize sağlanan imkanlar yavaş yavaş dünya o duruma gidiyor gibi gözüküyor. Bu da kimyasal bir işlem gibi geliyor bana, buradaki işlem. Ya da biyolojik. Yani biyolojik bir işlem gibi ya da biz o hissiyatta olduğumuz için öyle yorumladım. Belki de. Josie bunun negatif etkilerini çeken bir çocuk aslında ve Clara'dan hiç bahsetmedim. Esas çünkü onun üzerine zaten ismi bile Clara ile Güneş. Olsun. En büyük besini güneş olan, güneşten beslenen bir yapay zeka ama diğerlerinden çok farklı çünkü 6. hissi çok kuvvetli, işte öngörüsü, içgörüsü çok kuvvetli, çok duygusal, çok yapay zeka ama hani insani yönü dersin ya, duygusal yönü çok fazla bir yapay zeka. Sürekli herkesi gözlemliyor, duyguları öğrenmeye çalışıyor. Meraklı. Mesela şeye çok şaşırıyor yani. Çok fazla diğer yapay arkadaşlarının o kadar üzerinde durmadığı şeylere niye böyle bir mimik gösterdi? Niye mesela burada böyle yaptı? Her şeyi sorguluyor. Yani mutluyken ağladığını görüyor mesela bir insanın. Niye diyor. Ya da ağlarken mutlu olduğunu söylüyor bir insan. Mutluluktan neden? Ağladığını. Bunu mesela anlayamıyor. Ama hepsini öğrenmeye çalışıyor. Ve bu ikisinin bir araya gelmesi de o açıdan çok vurucu olmuş gerçekten. Birisi kötü bir durum yaşayan bir insan, bir kız çocuğu. Diğeri de duygusal bir yapay arkadaş. Ya şöyle yapmış yazar, yapay zeka ya kötü bir şeydir ya iyi bir şeydir diye düşünürüz. Evet. Bize iyi gelecek ya da kötü gelecek, hep bunu tartışıyoruz ya. Onun iyi yönünü anlatmaya çalışmış, pozitif tarafını anlatmaya çalışmış ve bizim gözümüzden değil bu sefer, direkt bir yapay zeka gözünden. Evet. O yüzden iRobot'a benzetiliyor ya da sen bir kitaptan bahsetmiştin. Robot anlatmıyor ama buradaki ilişkiye çok yakın. Bir de şey var o diğer kitapta, Erik Sade'nin Yarının Aşkı diye bir kitap. Yarının Aşkı kitabıydı. Bir yapay zekanın böyle bir kadına duyduğu, kullanıcısına, sahibine duyduğu bir aşkı tarif ediyor, çok güzeldi. Yani ona benziyor biraz, onun gözünden biz kendimize bakıyoruz, insanlığımıza
bakıyoruz. Ve Clara'nın o kıza yardım etmek için kendini paralaması diyeyim neredeyse yani. Çaba göstermek. Gerçekten insanın içini burkan bir durum. Ve dolayısıyla ben bile şeyi düşünmeye başladım. Yani o Clara gözünden bakınca ne güzel yapay zeka, yapay arkadaş olsun. İnsanı tamam taklit ediyor ama gerçekten bir insanı taklit edebilir mi? Yani ne kadarını edebilir? Kalbini, hissiyatını, o değişkenliğini, git gel psikolojisini ne kadar, nereye kadar taklit edebilir? Ve sonunda tabii nereye bağlıyor onu siz okuyunca göreceksiniz. Çok değişik yani, bazı yerlerin altını çizdim demeyeyim. Kesinlikle altını çizmedim. Öyle bir şey yapmadım. Kenara notlar düştüm. İleride Ishiguro ile ilgili bölüm yaparsak bu kitaptan çok daha uzun bahsedeceğim. Dediğim gibi daha üzerine düşüneceğim. Yani bitirmeden önce bir de şunu söyleyeyim. Hani mucizelere inanır mısınız şeklinde başlayan hikayeler vardır ya. Burada bir de onu gördüm. O beni böyle birazcık yani böyle gülümsetti, tebessüm ettirdi. Çünkü gerçekten hani olmayacak bir mucize gibi bir durum var. Hani şöyle diyeyim. Hani eski Türk filmlerinde olur ya, araba çarptı bir anda görmeye başladım gibi. Tatlı, sevimli bir mucize söz konusu. O yüzden Ishiguro hani burada dedim ya, yani duygusal, yumuşak, beni asla bırakmadaki kadar böyle sizi öldürmüyor. Sizi öldürmüyor. Yani birazcık umut aşılıyor aslında. Clara'nın hissettiği şey de umut, yani hep umut ediyor. Kitap özetle insan olmakla yapay zeka olmak arasındaki farkı gün yüzüne çıkarıyor. Yani kitapta buna inananlar bile, onu seçen insanlar bile aslında içten içe inanmıyor buna. Onu hissediyorsunuz. Yani hiçbir zaman bir insan kadar olamazlar hissiyatı var. Yani insanlık henüz buna daha hazır değil gibi bir sonuca vardırmış. Ama çok da tabii ki böyle rahatsız edici bir detay var kitabın sonuna doğru. Onu söylemeyeceğim. O gerçekten beni rahatsız etti. Beni asla bırakmadı. Yaşadığım hissiyatı biraz olsun orada yaşadım. Ya gerçekten bu olabilir mi acaba diye. Biliyorum çok karmaşık anlattım. Çünkü hala kafamda çok fazla şey var. Hala üzerine düşünüyorum. Ama diyeceğim o ki kitabı kesinlikle beğendim. Sonu biraz daha kuvvetli olabilirdi. O atmosferi bize daha net anlatabilirdi. Çünkü bazı şeyler çok havada kalmış. Niye öyle, niye böyle diye düşünüyorsun. Sadece olayı üzerinden geçmiş yani. Ama insanı düşündürüyor gerçekten. Ve özellikle şu yaşadığımız dönemle çok çok örtüşüyor. Hemen evet diyorsunuz okurken. Hakikaten şu anda bunu mu yaşıyoruz acaba diyorsunuz ya da yaşayacak mıyız? Okuyun ya. Beni çünkü susturmazsan ben. Bir de bitirmeden önce şunu söyleyeyim. Az önce Şantaram'la ilgili bir şey söylemiştim. Onu da söyle. Şantaram'la biraz sonra söyleyeceğim onu dedim ya. Şantaram'ı ben bir hayat şekli haline getirdim sanıyorum. Evet. Çünkü birkaç aydır elimde o kitap benim. Bayağıdır elimde. Yaşam biçimi. Şöyle oldu. Bir anda okuyup bitiremeyeceğime karar verdim. Şöyle yapıyorum. Yani Şantaram sanki benim uzun süredir görmediğim ama uzakta olan bir arkadaşım. Zaman zaman ondan haber alıyorum. Hayatını öğreniyorum böyle. Aynen, mail atıyor. Ondan sonra tekrardan bir köşeye bırakıyorum. Düşünüyorum üzerine falan. Çünkü o böyle komple bir şey. O yüzden Şantaram hala daha benim elimde. Evet. Bitmedi. Bırakmadım da bitirmiyorum da özellikle. Onu böyle arada tatlı tatlı, keyifli keyifli. Günde 1,5 sayfa. Okumaya günde bile değil. Bazen bir hafta okumuyorum. Evet. İşte böyle değişik bir okuma tarzı olabiliyor bazen. Ama hoşuma gidiyor. Şantaram hep orada olsun istiyorum. O yüzden hani son zamanlarda bir de elimde o kitap var. Arada tabii ufak tefek öyküler, şeyler hep sıkıştırıyoruz. Okuyoruz onları. Ama şimdi senin kitabına geçelim. Ben çok konuştum. Yok ya, ağzına sağlık. Bilim kurgu dememin sebebi şu. Ben onu da kısaca anlatayım. Şimdi bilim kurgu deyince illa aklınıza gelen ilk 100 kitabı falan bir kenara koyun. Tabii tabii. Herkesin bilim kurgusu kendinedir diye benim çok sevdiğim, kendime ait bir sözüm var diyeceğim. Evet, hani ama bu cüreti göstereceğim. Bu kitap da çünkü şey, baktığın zaman Kazuo Ishiguro bir bilim kurgu yazarı değil. Evet, bunu ben de biliyorum. Bu uyarıyı yapacak olan arkadaşlara şimdiden teşekkürler. Ama yazılan hikaye size bu hissiyatı veriyorsa bilim kurgudur. Şimdi sıra benim kitapta. Benim bu video için okuduğum, bitirdiğim ya da ben bu videoyu çekmeden önce bitirdiğim kitap, özellikle bu video için karar vermemiştim, Kurt Vonnegut'un Otomatik Piyanosu. Şimdi ben az önce ne dedim? Herkesin bilim kurgusu kendine, değil mi? Şimdi çok güzel bir detay yakalayacağız burada. Benim bahsetmek istediğim şeyi çok güzel anlatmış Kurt Vonnegut'un kendisi. Şimdi bir bilim kurgu kitabı benim elimdeki de bir distopik kurgu diyelim daha doğrusu. Çünkü bilim kurgu ile distopya aslında temelde farklı şeyler. Buna başka bir gün uzun uzun vakit ayırırız. Şimdi yazarın kendisi birkaç tane çok bariz, net, başarılı bilim kurgu kitabı yazmasına rağmen ben bilim kurgu yazarı değilim der. Şimdi Kazuo Ishiguro da aynı şeyi söyleyebilir bu durumda. İddia edebilir ama Zeynep'in anlattığı kitap bir bilim kurgu kitabı. Tabii. Bu kesinlikle çok ikinci net, bilim açık. Kurgu kitabı belki de. Aynen öyle. Şimdi Otomatik Piyano peki ne? Otomatik Piyano müthiş bir alegori. İsminde verilen mesajı çok iyi anlatıyor. Cesur Yeni Dünya, Biz, 1984, Başkan Fahrenheit 451 gibi kitapları büyük çoğunluğumuz okudu. Ama bunu okumadık. Ben de okumadım ki, okurum yani. Şimdi buradaki toplum aslında diğer anlattığım ya da diğer isimlerini verdiğim örneklerden daha gerçek, daha bize yakın. O yüzden yani
okunması gereken distopyalarda ilk 3'e girebilir. Bence girmelidir de. Ya okunması gereken distopya listesi var mı bir yerde bilmiyorum ama. Şimdi oldu, yaptık. Şimdi oldu. Diğer kitapları söylemeyeceğim. Şimdi buradaki hikaye şu şekilde gelişiyor. Toplumdan da bahsedeceğim aynı zamanda. Tamamıyla endüstriyel bir toplum, sanayi toplumu. 3. Dünya Savaşı'ndan sonra artık Amerikan hükümeti ya da Amerika Birleşik Devletleri insan gücünü minimuma çekip makine ya da sanayi gücünü maksimuma çekmek üzere müthiş bir atılımda bulunuyor. Bunun için ne yapıyor? Her yerde fabrikalar, her konuda üretim yapan araçlar, otonom sistemler geliştiriyor. Misal bir işçinin ya da ne diyelim asgari ücretle çalışan birinin, bir duvar ustasının ya da bir berberin evine gittiğinizde evinde son teknolojiyi görüyorsunuz. Gerçekten her şey otomatik. Yani atıyorum 30 saniyede yemek ısıtan ocaklar var. Toz çökeltici diye bir şey var. Evde toz kaplamıyor falan. Ben mesela ismini orada ilk defa duydum. Böyle bir şey var. Bu çok güzel geliyor kulağa. Mesela bu tarz teknolojiler herkesin kullanımında ama ve lakin kimseye para ödenmiyor doğru düzgün. Mesela şimdi asgari ücretin belli bir miktarı var. Az ya da çok. Genelde az da. Bu hikayede ondan da az. Çünkü yani şu deniyor. Robotlar sizin asgari ihtiyacınızın şu şu rakam olduğuna karar verdi. Bundan sonrası sizin için gereksiz. Çok net, çünkü biz size bütün elektronik aksamı, beyaz eşyayı verdik. Siz sadece nefes almaya devam edebilecek kadar paranız olsun yeter. Ay iyi, tam yani şimdiki. Şimdi yazar bu hikaye için zaten ben geleceğin kitabını değil de aslında bugünün kitabını yazıyorum der. Bunu da 1952 tarihine tarihler. Yazarın yazdığı da ilk kitaplardan biri, belki de ilkidir. Hikayede Paul Proteus isimli bir mühendisle karşılaşıyoruz ki kendisi o toplumda çok saygın bir insan. Az önce bahsettiğim bütün bu toplumun aslında piramidinin en üstünde duran insanlardan biri. Ancak içinde bir huzursuzluk yaşar ya da öyle söyleyelim. Bu huzursuzluğun sebebi de şu. Biz insanlardan onlara ait olan her şeyi, emeği, iş gücünü, onun verdiği motivasyonu aldık. Peki onlara ne verdik? Koca bir hiç. Kafasında bu soru işaretiyle acaba bu toplum nereye kadar böyle gidebilir ya da bu toplumun bu kadar makineleşmesi kime ne fayda sağlayacak bundan sonrasında gibi sorularla yön değiştirmeye başlar. O içindeki o bir kurt olarak düşündü onu. Yani elmanın içinde kurt gibi onu kemirir ve hikayenin en güzel noktalarından birine getirir. Ondan sonrası spoiler. Ben burada susacağım. Ben yazarın kitaplarından ya da bu kitabın teknik detaylarından bahsedeyim. Çeviri çok güzeldi. Kim yapmış evet. Çeviriyi ben kısaca ve hızlıca bakacağım. İrma Dolanoğlu Çimen. İrma Dolanoğlu. Bu isim tanıdık geliyor. Güzel bir çeviriydi. Kitabı yazarın daha çok Mezbano 5 ya da Şampiyonların Kahvaltısı isimli kitaplarını duymuş ya da okumuş olabilirsiniz. Bu da en çok sevilen kitaplarından biri. Onun dışında kitapla ilgili söyleyebileceğim, atmosferi çok iyi yansıtmış. Hikayeye yerleştirdiği karakterlerin her birinin çok iyi görevleri var. Kara mizahı bu sefer çok fazla görmüyoruz ki Kurt Vonnegut'un asıl özelliği odur. Olayı yani. Odur aynen, özelliği odur. Yani çok güçlü kullanır bu yönünü hikayenin. Burada belli başlı noktalarda kullanmış. Mesela şey var, o benim çok hoşuma gitti. Ya gerçekten de doğru. Amerika Birleşik Devletleri'ne başka bir ülkeden zannedersem Doğu Asya'dan ya da o coğrafyadan bir ülkeden bir devlet yetkilisi, belki bir cumhurbaşkanı davetli gelir. Dışişleri Bakanlığı tarafından gezdirilir bütün şehirde ve şey tespitinde bulunur. O ismi de Şah'tır. Yani sadece Şah olarak geçiyor. İnşaat işçilerini gösterir, der ki bunlar köle mi? Olur mu efendim der Amerika Birleşik Devletleri yetkilisi. Yok onlar işte zamanında işlerine gelen, zamanında işlerine giden, evleri evli ya da bekar, çoluklu çocuklu aileleriyle belli yerde, devletin verdiği yerde kalan ve devletin verdiği ücretle yetinmek zorunda olan insanlar. Köle işte. Hayır değil, onlar çok vatandaş. Güzel. Siz de vatandaş köle demek mi? Hayır efendim, olur mu öyle şey? Sosyal hakları var. İşte yaşam mücadelesine devlet her zaman destek oluyor. Yani aç kalmıyorlar. Böyle bir çıkmaza giriyorlar. Bu benim en sevdiğim yerde. Aa biz. Fark ettiniz mi? Birçoğumuzun belki de hani şey, özellikle son 2 yıldır hani yakasından düşmeyen enflasyon canavarını çok iyi burada yansıtmış adam. Bunu 1952'de yapmış ki biz bunu kaç kere yaşadık? Kaç yıllardır yaşıyoruz hani problemi. Yani sen dedin ya, nefes alsın yeter diye biz hep şeye konuşmaz mıyız? Yani verdikleri asgari ücret yani sadece işe gidip eve gelip işe gelecek kadar yaşamasını sağlayacak kadar para verelim. O kadar ya, yani ona bile yetmiyor ama onu hissettirdi bana yani. Devamsızlık olmasın, işe gelsin. İşe gelecek kadar yani, başka hiçbir şey yapmasın. O dükkan dönsün. Yani asgari ücretin tanımı aslında belki de budur. Yani bu bambaşka bir konu. Biz burada edebiyat parçalıyoruz müsaadenizle. O yüzden Kurt Vonnegut'un kitapları sadece bu kitabı da değil, bir farkındalık yaratır. Hakikaten yani yazar çok ciddi bir anarşisttir. Hatta Daha Ne Olsun diye bir kitabı var. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok, eğer yanlışsa düzeltiriz video sırasında.
Daha Ne Olsun diye bir kitap var. Orada üniversite mezuniyet konuşmaları yapar. Yani belli üniversitelerden davet edilir ve orada şeyler, hani bu hayat size hiçbir şeyi vermeyecek sisteme uyarak devam ettiğiniz sürece. Siz kendi yolunuzu ve kendi sisteminizi geliştirin ki yani gerçekten yaşadığınızı hissedebilin. Ana fikri budur konuşmaların genelde. Ben çok severim. Hatta Zeynep de çok sever ki ilk Kurt Vonnegut kitabında Zeynep anlatmıştı bu kanalda. Evet, Galapagos'u anlatmıştım. Çok sevdiğim bir kitabıdır. Aynen. Şimdi ben de Otomatik Piyano'yu anlattım. İlerleyen günlerde başka kitaplarında görebiliriz belki. Şimdi bilemiyoruz. Ben de daha fazla lafı uzatmadan herhalde anlatmış olduk. Bir şey diyeyim, şeyi unuttum ben de. Senin o oyunu çok seviyorum. Çevirmeni anlatıyorsun işte, genel olarak teknik olarak bahsediyorsun ve onu evet, hep unutuyorum. Olsun. Çeviriyle ilgili yemek yerken sana bahsetmiştim, hatırlarsan çok evet, enteresan bir şey var diye. Lale Akalın çevirisi. Güzel bir çeviri aslında. Sadece beni şaşırtan şey oldu. Arada böyle çok modern bir dinle, modern Türkçe'ye çeviriyor ama arada çok eski tabirleri, eski kelimeleri kullanmış. O mesela böyle pat diye 20-30 sayfada bir karşına çıkıyor. Mesela aklıma ilk gelen Ali Cenap oldu. Hani çok Ali Cenap bir insan. Mesela bunu artık günümüzde çok fazla kullanmıyoruz. Yani. Kitapta da çok geçmiyor ama bir yerde hani mesela işte ne bileyim yapay zekadan bahsediyorsun. Hani cümlenin içerisinde çok sizin ne kadar Ali Cenap biri olduğunuzu zaten anlamıştık gibi bir şey. Yani çok mesela benim yüzümü güldürdü. O bana farklı geldi. Çeviride öyle bir unsur evet, vardı. Yani mesela söylemeyi unuttum onu. Birkaç bir şey daha unuttum. Sayfayı kapatıp anlatmak birazcık zor oluyor insan için. İlerleyen zamanlarda tekrardan bahsedeceğim bu kitaptan. Siz de biraz okuyun. Daha yeni zaten. Yorumlarımızı paylaşalım. Bu videoyu da bu şekilde bitirmiş olduk. Bakalım hangi kitabı okuyacağız? Instagram üzerinden görebilirsiniz. Ya hikayede ya bir yerde paylaşırız. Gene garip seçimler yapacağımıza emin olabilirsiniz. Bakalım ilerleyen günlerde neler yapacağız. O yüzden kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.